Merhabalar, ismim Yaşarcan Kıldır. KVS Türk Şeker Pancarı Ar-Ge biriminde mühendis olarak görev yapmaktayım. Pancar Tekniğin bu bölümünde siz değerli üreticilerimize tohum yatağı hazırlığının öneminden, tohum yatağının çimlenme, yüksek çıkış, gelişim üzerine olan etkilerinden bahsedeceğim. Ayrıca şeker pancarı bitkisinin ekim derinliği ve uygun tohum yatağının nasıl olması gerektiğine değineceğim. Maksimum çimlenme ve verim istiyorsanız ideal tohum yatağının nasıl olması gerektiğine dikkat etmeliyiz. Çünkü ideal tohum yatağı hazırlığı sorunsuz bir tarla çıkışı ve maksimum verim için temel unsurdur. Tohum yatağı hazırlığında şeker pancarı bitkisi için 10-15 cm derinliğinde işlenmiş ve havalanmış bir toprak yapısına, 2-3 cm olacak şekilde gevşek bir ürün katmanına, yani ekim derinliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde işlem yapıldığında hem alt tabakadaki kılcal su akışı aktif bir şekilde sağlanmış olur, hem de tohumun toprağa düşeceği ince ve sığ yapılı bir tohum yatağına ulaşılabilir. Ayrıca çimlenme sırasında tohumun nemi alabilmesi amacıyla toprak yüzeyinde orta büyük taneli yapı bulunmalıdır. Tohum yatağı hazırlanırken tarlanın ekim yatağından daha derine işlenmemesi ve az sayıda olmak üzere yüzdek tırmık çekilmesini önermekteyiz. Aksi halde toprak tavanın kaçırılması ve kaymak tabakasının oluşması söz konusu olabilir. Şu ana kadar bahsetmiş olduğumuz tohum yatağı hazırlığı tarla çıkışı ve çimlenme için oldukça önemli bir faktördür. Bunun dışında çimlenme ve çıkış faktörlerine biraz daha derinlemesine bakacak olursak. Çimlenme faktörleri: toprak bünyesi, toprak yapısı, toprak sıcaklığı, topraktaki hava miktarı, toprak nemi ve yağış olmak üzere çeşitlendirilebilir. Çıkış faktörleri ise toprak yapısı, toprak bünyesi, hava sıcaklığı, ekim derinliği, hastalık ve zararlar ve tohum yatağının tuz konsantrasyonu olarak sıralanabilir. Tohum yatağın hazırlığıyla birlikte saymış olduğum maddeleri de dikkat edersek iyi bir tarla çıkışı ve yüksek çimlenmenin kapıları aralanmış olacaktır. Tüm üreticilerimize yüksek verimli, kaliteli bir sezon diliyorum.